kimileri diyor ki bu acaba son videosu muydu? Olabilir ama ben sanmıyorum. Her birini son derken 7'ye kadar geldi. Daha da devamı gelebilir. Ama önemli olan onun dile getirdiği olaylarla birlikte bir şeylerin devamı gelecek mi? İktidardaki çözülme, iktidar içerisindeki savaşların yeni boyutlar kazanması yaşanacak mı? Bence bu yaşanacak. Birçok şey hızlanacak ve hızlanmasında da Sedat Peker'in etkisi olacak. Ama tekrar söylüyorum, Türkiye'de Erdoğan iktidarının tükenmesinin nedeni Sedat Peker değil. Erdoğan iktidarının tükenmesinden hareketle yapılan bir meydan okuyuş var Sedat Peker tarafından. Buna yeni yeni isimler katılabilir farklı alanlardan, hayatın farklı alanlarından. Hepsi yeraltı dünyasından olması gerekmiyor. Siyasetten, bürokrasiden, yargıdan, medyadan da bir takım isimler. Mesela düşünsenize Özışık kardeşler bu rezil olmadan önce bir çıkış yapsalardı ve birden dürüst gazeteci olup işte böyle bir meydan okuyuşta bildikleri bir takım şeyleri anlatsalardı en azından bir müddet namları yürürdü. Şimdi ne diyorlar? Maganda kurşununa kurban gitmiş gibi kendilerini resmetmeye çalışıyorlar ama kimse onlara inanmıyor.